Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Eylül. Yine bir saç videosuyla karşınızdayım. Kim tahmin edebilirdi ki? Bu karantina sürecinde makası elinden düşürmeyen biri varsa... Sanırım bu süreç içerisinde saçımı 3-4 defa kestim. Kırıklarını alayım, kat vereyim, biraz da şurayı keseyim. Ay burası yamuk oldu derken en son dün gece saat 2.30'da şu arkadaşları kesmiş bulundum. Pişman mıyım? Hayır değilim. Bence böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Bu süreç içerisinde veya herhangi bir zaman dilimi içerisinde kuaför kurbanı olan, kendi kuaförcülük oynarken kendi saçını kurban eden veya artık kısa saçtan sıkılmış ve saçlarını sonunda uzatmaya karar vermiş olan arkadaşlarım varsa bu video tam size göre. Sizlere dünyanın en basit saç uzatma yöntemlerini göstereceğim. Ve bu video içerisinde kesinlikle yağ karışımları, değişik formüller, zoraki almanız gereken ürünler vesaire olmayacak. Bu videoda gerçekten yattığınız yerden saçınızı nasıl uzatacağınızı anlatacağım. O yüzden bu videomu tembel kızlar için saç uzatma yöntemleri olarak adlandırıyorum. İlk yöntemimiz inversion metot dedikleri başı öne eğme metodu. Bu dünyanın en basit saç uzatma yöntemlerinden bir tanesi. Aslında çok saçma bir yöntem gibi görünüyor. Ben de ilk başta öyle düşünüyordum. Yapmanız gereken tek şey fotoğraftaki gibi başınızı öne eğmek ve 5 dakika boyunca ya da durabildiğiniz kadar bu şekilde durmak. Bu pozisyon saç diplerinize doğru kan akışının hızlanmasına yarıyor. Yani bu şekilde de saçlarınız uzamaya başlıyor. Ben bunu nasıl yapıyorum? Yatağa uzanıp kafamı aşağı doğru sallandırıyorum. Yani yattığınız yerden saçınız uzayacak dediğimde yalan söylemiyordum. İkinci yöntemimiz ise saç diplerine masaj yapmak. Benim bu konuda yardım aldığım bir alet var. Alet dediğim tel gibi bir şey. Ben bunu Eminönü Köprüsü'nden almıştım. Yaşlı bir amca satıyordu. Çok tatlıydı. Sırf onun için satın almıştım. Sonradan bunun saçı uzattığını fark ettim. Bence bu aleti kesinlikle satın alın. Saçınızı uzatmak istiyor veya istemiyor olsanız da evinizde bu kesinlikle bulunması gereken bir şey. Bunu bu şekilde kafanıza koyuyorsunuz ve kaşımaya başlıyorsunuz. Yani o kadar rahatlatıcı bir etkisi var ki size anlatamam. Her neyse, videoya geri dönelim. Bunlar ne tarz dükkanlarda satılıyor bilmiyorum. Yani nereden alabileceğinizi bilmiyorum ama internette kafa masaj aleti yazdığınız zaman bunlar çıkıyor. Birçok sitede var. Çok da ucuz fiyatı. Yani ben zamanında 2 liraya almıştım ama şu an maksimum 10-15 lira bir şeydir. Bu ürünün birkaç alternatif linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir önceki yöntem gibi yine 5 dakika bu şekilde kafanıza masaj yaptığınız zaman saçlarınızın yine harekete geçecek. Oraya da kan dolaşımı hızlanacak ve böylece saçlarınız uzamaya başlayacak. Yani bunu da aslında yattığınız yerden yapabilirsiniz. Üçüncü dünyanın en basit yöntemi ise yıkanmamak. Hayır, yıkanmamak değil. Şöyle ki saçın yağlı kalmasına birazcık izin vermek. Yani saçınız yağlandığı zaman direkt anında yıkanmanıza gerek yok. Özellikle zaten şu an hepimiz evdeyiz. Bence 1-2 gün saçınızın yağlı kalması kimseye zarar vermeyecek. Hani şu saçımıza sürdüğümüz değişik değişik yağlar var ya, Hindistan cevizi olsun, badem yağı olsun, avokado yağı olsun. Avokadonun yağı var mı? Yok. Avokado yağı var tabii. Aloe vera yağı yok. Hani şu bin bir çeşit karışımla hazırlayıp kafamıza sürdüğümüz yağlar var ya, onların hepsini bir kenara atın. Aslında saç deriniz için en faydalı olan yağ kendi saç yağınız. Bu saçımızın kendi ürettiği yağ aslında o kadar faydalı bir şey ki saç derimizi besliyor, saçımızın uzamasına sebep oluyor, saçımızı parlaklaştırmaya yarıyor. Yani kesinlikle bir güncük bile olsa saçınızın yağlı kalmasına izin verin. Sonra da gelin bana teşekkür edin. Dünyanın en kolay 3 tane saç uzatma yöntemini sıraladım. Bunun dışında ayrıca dışarıdan bir destek almak istiyorum, daha da hızlı bir şekilde uzamasını istiyorum derseniz size 2 tane şampuan önerim var. Bu şampuanlar özellikle saçlarınızın hızlı uzamasına yardımcı olmak amaçlı üretilmiş. İlki Restorex. Restorex çok uzun zamandır piyasada var zaten. Benim de yaklaşık 2 senedir kullandığım bir şampuan. Saçımı ilk uzatmaya karar verdiğim zaman bu ürünü kullanmaya başlamıştım. O yüzden Restorex'e kesinlikle kefilim. Bu ürünü zaten çok kişi biliyordur ama bilmeyen varsa sarmaşık özü içeriyor ve saçınızı sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor. İçinde de paraben vesaire yok. Yani tertemiz içerikli. Çok güzel bir şampuan ve gerçekten saçınızı çok hızlı bir şekilde uzatıyor. Diğer şampuan ise Urban Care'in Biotin ve Keratin
şampuanı. Bu ürünü aslında yeni yeni deneyimliyorum. Restorex kadar uzun zamandır kullanmadım. Bir tane bitirdim. Bu ikinci şişem. Daha henüz hiç açmadım bunu. Ama bunun da gerçekten saçı uzattığını fark ettim. Benim saçım asla uzamıyor. Yani kendi kendine hiçbir şey kullanmadan saçımı uzatmam benim mümkün değil. Yapım böyle. Vitamin eksikliği vesaire olabilir diye düşündüm. Kontrol ettirdim ama böyle bir şey yok. Bilmiyorum yani saç yapım böyle sanırım. Zamanında böyle çok fazla yağ karışımı vesaire yaparak da uzatmaya çalıştım aslında saçımı ama hiçbiri bu yöntemler kadar etkili olmadı. Bunlar kesinlikle %100 işe yarayacak yöntemler. Ha, diğerlerinde tabii ki de faydaları vardır. Mesela Hindistan cevizi yağının vesaire onların saç uzattığını ben de biliyorum. Ama dediğim gibi bunlar çok basit yöntemler. Sizi hiç uğraştırmayacak, gerçekten yattığınız yerden saçınızı uzatacak yöntemler. O yüzden bence denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.